Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Kasım Cumartesi ABD Aqua'daki hipodromda 9 koşuluk bir program var. Dünkü ikinci altılı Ganyan'ı tutturduk. 225 lira gibi para verdi. Çoğunlukla favoriler geldi. Tek yazdığımız yerde de çok yazdığımız yerlerde de favori veya ikinci atlar geldi. Fazla bir para vermedi ama olsun. Yani 225 bin lira bulduk. 225 lirayı bulduk. 20-20'de başlıyor bugünkü program. Birinci altılı Ganyan ilk ayağı 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1200 metre kum pistte start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 70 bin dolarlık üst gruba yakın bir maiden koşu. 2 numaralı Slow Down Summer Jose Gomez ile start alıyor. 1200 metre çim pistte 77 binlik bir maiden koşu. İkinciliği var son startında. 8 numaralı Central Speed Central Banker yavrusu Joel Rosario ile start alacak. O da kariyerinin tek startında 1200 metre kum pistte üçüncülüğü var. 3 numaralı Splashy Flutter yavrusu Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Son olarak 1 numaralı Graceful Rose Kendrick Carmus'la bu koşuda şans verdiğim isimler. O da kariyerinin 3 startında 1200 metre kum pistte 1 ikinciliği 2 de üçüncülüğü var. 40 ve 50 binlik maiden satış koşularında. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 kar İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 95.000 dolar olan. 3 numaralı Analyze It, Chad Brown'un antrenör ettiği Irat Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. Kariyerinin son startında favori çıkmış 1700 metre çim pistte 62.500'lük şartlı satış koşusunda baş farkıyla ikinci olmuş bir isim. 3 numaralı Analyze It. 2 numaralı Jerry the Nipper, Dylan Davis ile koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Son iki startında Black Type koşularda üçüncülüğü ve dördüncülüğü var. Ondan önce 2 Temmuz'da 1600 metre çim pistteki 92 binlik şartlı koşuyu yaklaşık 2 boy farkla 1.32.19 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Call Me Harry, Javier Castellano ile start alacak. Son 3 startında 1600 metre kum pistteki 28 Ağustos ve 13 Ekim'deki 115 binlik şartlı ve 45 binlik şartlı satış koşullarında 2 boydan fazla ve 2 boy farklarla aynı jokeyle 1.37.36, 1.36.69 dereceleriyle kazanmış bir isim. Daha sonra 7 numaralı Space Launch Manuel Franco ile start alacak. 2000 ve 2200 metre çim pistteki son 2 startında ikincilikleri var. Son olarak 1 numaralı It Can Be Done Kendrick Carmus'la bu koşuda şans verdiğim bir isim. 1700 metre çim pistteki önceki startında 19 Ağustos'ta boyun farkıyla ikinciliği var. Son startında da bu koşuyla aynı bir koşuda 1,5 boy farkla üçüncülüğü olan bir isim. Burada 8 numaralı 235 koşu kumandırsa ve koştan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Böyle bir durum gerçekleşirse bu ismi de kuponlarınıza eklemeniz gerekir. Üçüncü koşu, 3 kar İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir şartlı koşu. Koşuya gidelim koşu. 55 bin dolarlık bir şartlı koşu. 7 numaralı Be The Boss'la başlayacağız. Loban yavrusu. Javier Castellano ile start alıyor. 1400 metre kum pistteki son iki startında 1 ve 24 Eylül tarihlerindeki koşularda önceki startını yaklaşık 4 boy farkla kazanmış 1.23.57 ile son startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var. 1 numaralı Blue Grotto ile başlayacağız. Kendrick Carmus'ta start alacak olan. 7 numarayla başladık. 1 numaralı Blue Grotto ile devam ediyoruz. 5,5 boy farkla son startındaki 25 binlik satış koşusunu 1600 metrede 1.37.09 ile kazanmış bir isim. Son olarak 2 numaralı Endo Tonalist yavrusu Irat Ortiz Junior ile start alacak. Son 3 startında 1800 ve 1600 metre kubiste 2 ikinciliği var 50 binlik şartlı koşularda. 4. koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1300 metre kum pistte start alacak. 1 numaralı Equal Protection ve 9 numaralı Index Fund Eküre. Biz de ekürelerle başlayacağız. Koşu 85 bin dolarlık 3 gruba yakın bir maiden koşu. Index Fund'la eküre olan Equal Protection, Chad Brown'un antrenör ettiği isimler Manuel Franco ile ve Rad Ortiz ile start alıyor. 4 numaralı Litigate, Javier Castellano ile start alacak olan bir Blame yavrusu. O da Todd Pletcher'ın antrenör ettiği bir isim. Son olarak 8 numaralı Sleep Mahoney, Dylan Davis ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu
günün zor koşularından bir tanesi 3 yukarı İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 90 bin dolarlık bir şartlı koşu. 2 numaralı Dripping Gold, Lemon Drop Kid yavrusu, Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. 105 binlik şartlı koşuda son startında 2200 metre çim pistte boyun farkıyla üçüncülüğü var. 7 numaralı Constitution Lawyer Joel Rosario ile start alacak. Grup 2 koşuda 5.liği var son startında. Ondan önce de 105 binlik bir şartlı koşuda 4.liği var. Grup 2 koşu 1800 şartlı koşu 2200 metre çim pistte. 6 numaralı Good Medicine Rata Junior ile start alıyor. Todd Blatcher'ın antren ettiği bir isim. Önceki startında üst grup bir maiden koşu 2200 metre çim pistte 2.18 36 derecesiyle yaklaşık 3 boy farkla kazanmış bir isim. 8 numaralı Dancing with the Stars, Dylan Davis'e start alıyor. İkinciliği var önceki startında baş farkıyla 1700 metre için pistte 105 binlik bir şartlı koşuda. 10 numaralı Tulane Manuel Franco ile start alıyor. O da önceki startında 45 binlik bir şartsız koşusunu kazanmış Dancing with the Stars'ın önünde. 1800 metre çim pistte 1.47-60 derecesiyle son olarak 3 numaralı Exult Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Altıncı koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte Geopontis Stakes koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 135 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada da 8 numaralı Steady onu tek olarak önereceğim. Todd Pletcher'ın antren ettiği bir Pioneer of the Nile yavrusu. Rat Ortiz Junior ile start alıyor. Kariyerinin 3 startı var. Kariyerinde 17 Eylül'de 1600 metre çim pistteki 95 binlik maiden koşuyu 1,5 boy farkla kazanıyor. 1.35.77. Son startında da yine 1600 metre çim pistteki koşuyu 1.35 derecesiyle 2,5 boy farkla Irat Ortiz Junior ile 2,5 boy farkla kazanıyor. 105 binlik bir üst grup koşu. Bugünkü koşuyu da büyük bir ihtimalle kazanır diye düşünüyorum. 8 numaralı Steady 10. Bir sonraki koşu bir satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte start alacak. Koşu 25 binlik bir satış koşusu. 3 numaralı Abandoned Honor'la başlayacağız. Kendrick Carmouche'la start alacak olan önceki startında 40 binlik bir maiden satış koşusunu 7 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 30 Eylül'de 1600 metrede 1.40-34 derecesi. 4 numaralı Mr. Candy Wright yavrusu Michael Maker'ın antren ettiği Irat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. 5 numaralı Swift Top Jose Gomez'le ve son olarak 2 numaralı Emperor's Cause Jose Ortiz'le bu koşuda şans verdiğim isimler. O da 40 binlik satış koşusunun önceki startında ikinciliği var 1600 metre kum pistte. Geldik 8. koşuya. 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuya gidelim. 75 bin dolarlık bir şartlı koşu. 12 numaralı Tize Pit ile başlayacağız. Dylan Davis'te start alacak olan. 12 Haziran'da 1400 metre çim pistteki 50 binlik şartlı koşuyu kazanıyor. Daha sonra 95 binlik bir şartlı koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. 1100 metre çim pistte. Kazandığı koşu 1400 için 1.21.35 son startında da 85 binlik bir şartlı koşuda üçüncülüğü var. 1200 metre çim pistte 12 numaralı Tise Pitti'nin. 9 numaralı Master of the Tunes Jose Ortiz ile start alacak. 1600 metre çim pistte önceki startında ikinciliği var. 45 binlik şartlı satış koşusunda. 3 numaralı Chicago Joel Rosario ile Black Type koşulardan bir koşuya geliyor. Bu sene bir kez start almış. Bu seneki ikinci start olacak. 5 numaralı Smoking Hot Kitty Jose Lescano ile son startında bir ikinciliği var. 12 Ağustos'ta da 1100 metre çim pistte maiden koşuyu kazanıyor. Yarım boy farklı aynı jockey ile. 6 numaralı Patria Kendrick Carmouche'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Burada arkadaşlar 14 numaralı Lizard Spition koşudan çıkan at olursa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bu ismi de onlarınıza eklemeniz gerekir diye düşünüyorum.
Geldik günün son ayağına, bir maiden satış koşusu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste start alacak koşu. 40 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 2 numaralı Sonja Nips. Junior Alvarado'yla ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 3 numaralı Super Slide Joel Rosario'yla ve son olarak 10 numaralı KD Cakes Manuel Franco'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika ve Avustralya yarışlarına payas yapıyorsanız xpracing.com adlı web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Geçmiş Mule and koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Yine Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce bugünkü Aquadag yarışları için Andy Serling'de Anthony Stable'ın yorumları ekranda gördüğünüz şekilde. İkinci koşu, biraz büyüteyim. İkinci koşu birinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturuyor. Beşinci koşu ikinci Altılı Ganyan'ın ilk ayağı ve race 10'da ikinci Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor her iki vatandaş içinde. Altılı Ganyan tahminleri ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin.
ilk koşu 2 numaralı Slowdown Summer, 8 numaralı Central Speed, 3 numaralı Splash ve 1 numaralı Graceful Rose. İkinci ayak 3 numaralı Analyze It, 2 numaralı Jerry the Nipper, 4 numaralı Call Me Heavy, 7 numaralı Space Launch ve 1 numaralı It Can Be Done. Burada 8 numaralı 235 koşudan çıkan atılırsa start alacak olan bir isim. Üçüncü koşu 7 numaralı Be The Boss, 1 numaralı Blue Grotto ve 2 numaralı Endowed var. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen yani ilk aya aynı zamanda ekürlerden 1 numaralı Equal Protection'da başladık. 4 numaralı Litigate ve 8 numaralı Sleep Mahoney. Beşinci koşu 2 numaralı Dripping Gold, 7 numaralı Constitution Lawyer, 6 numaralı Good Medicine, 8 numaralı Dancing with the Stars, 10 numaralı Tulane ve 3 numaralı Exult. Altıncı koşuda 8 numaralı Steady On tek olur gibi gözüküyor. 7. koşuda 3 numaralı Abundant Honor, 4 numaralı Mr. Candy Bride, 5 numaralı Swift Top ve 2 numaralı Emperor's Cause. 8. koşuda 12 numaralı Tisa Pitti, 9 numaralı Master of the Tunes, 3 numaralı Shigeko, 5 numaralı Smoking Hot Kitty, 6 numaralı Patricia. Burada da 14 numaralı Lizas Bishon koşudan çıkan at olursa start alacak olan bir isim. Böyle bir durum gerçekleşirse onlara eklenmeli. Son koşuda da 2 numaralı Sonja Nips, 3 numaralı Super Slice ve 10 numaralı KD Cakes Maiden koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.